24 Mayıs 2021 Pazartesi saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bir acı haberle başlıyoruz bültenimize. Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi, Irak'ın kuzeyi, bir ikmal faaliyeti sırasında bir Mehmetçiğimizi, askerimizi kaybettik. Uzman onbaşı Eyüp Gergin. Kayseri'de şehidimiz toprağa verildi. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyoruz. Helikopterden inerken düştü, kurtarılamadı. Şehit uzman onbaşı baba ocağı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Pençe Yıldırım Harekatı'nda görev yapan uzman onbaşı Eyüp Gergin, ikmal faaliyetleri sırasında helikopterden düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan asker kurtarılamadı. Şehit Eyüp Gergin 25 yaşındaydı. Bekardı. Baba ocağı Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dualarla karşılandı. Şehit Gergin, il müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bünyan şehitliğine defnedildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri de Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon yaptı. MİT, Pençe Şimşek Operasyonu'na karşı PKK, KCK'lı teröristlere destek olmak için Suriye'den Irak'a silah, mühimmat ve terörist gönderildiğini tespit etti. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Duhok kırsalında gerçekleştirilen hava operasyonuyla iki araç içindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Toplam 36 adet 120'lik havan, 1 adet PKMS Bixi muhteviyatlı silah, 3 adet RPG'ydi namlusu. Terör örgütüne bir darbede yurt içinde vuruldu. Eren 13 operasyonu kapsamında Şırnak Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün etiketimizde sözde kaldı dedik. Pek çok söz verildi. Onlar tutulmadı. Ya da şimdi umarız tutulur diye bir yandan diliyoruz, dileklerde bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi aşı. Henüz nüfusumuzun ancak %15 kadarı iki aşıyı, iki dozu birden olabildi. Çok daha fazlasını bekliyorduk ama aşı çok gecikti, tedarik edilemedi. Fakat sözde kalmaz umarız. 14 milyon yeni aşıya 2 gün kaldı. Umut var. Şu anda ucu gözüküyor. Tünelden çıkışın ucunun gözüktüğünü söyleyebiliriz. Bunu bir halat çekme yarışına benzetebiliriz. Toplumdaki o sabırsızlık durumu, tükenme, bıkkınlık hali en büyük riski oluşturuyor. Olumlu tarafa doğru çeken ise aşı oranlarının yükselecek olması. Aşı anlaşmaları, düşen vaka sayıları umut verse de aşılama hızlanana kadar sabretmek gerekiyor uzmanlara göre. Kontrollü normalleşme 1 Haziran'da son buluyor. Günlük vaka sayılarında hedef 5000'di. Bir hafta kala 8000'in altına indi. Vefat sayısı ise Nisan ayının başından bu yana ilk kez 200'ün altında. Günlük vaka sayısının 2000'in altına düşmesi gerekiyor, düşük risk demek için. Dolayısıyla kademeli normalleşme sürecinin çok hızlı ilerlememesinde fayda var. Uzmanlar hızlı normalleşmeye mesafeli. Zaten diğer ülkelerde tedbirler gevşetilirken vaka sayılarına değil yapılan aşı miktarına bakılıyor artık. Türkiye 24 saatte 34 bin civarında kişinin aşılanmasını tamamlayabildi. Çarşamba günü 14 milyon aşı daha gelecek. Aşılama hızlanacak. Çok hızlı bir aşılama programının yürütülmesi gerekiyor. Yeni gelecek aşıların zaman içine yayıp rahat rahat yapılması gibi bir eğilim oluşmamalı. Ne kadar kısa sürede nüfusun büyük çoğunluğunu eğer aşılayabilirsek o kadar yüksek fayda elde ederiz. Biz gerektiğinde 1,5 milyona kadar, hatta 2 milyon bile olabilir, aşı yapabilir sağlık sistemi olarak potansiyele sahibiz. 15 Haziran'a kadar 30 milyon doz Alman aşısının Türkiye'de olması bekleniyor. Sağlık Bakanı'na göre Türkiye bu dozları 15 günde uygulayabilecek potansiyelde. Ancak aşılamanın en yoğun haftalarında günde yarım milyon doz sınırına ancak yaklaşılabildi. İlk dozun olanlar %14, tek dozun olanlar nüfusun %19'unda. Fransa ve İtalya'da ise tek doz %30'u aştı. Amerika'da %45'i, İngiltere'de %50'yi geçti.
Türkiye dünyada 13. sırada. Aşı oranları yükseldiği zaman virüsün dolaşımı azalmaya başlıyor. Aşılanan kişi sadece kendisi hastalanmaktan korunmuş olmuyor. Aynı zamanda bulaştırıcılığı da azalıyor. Birkaç faktörün etkisiyle bu rahatlama süreçleri yaşanıyor. Haziranda 20 yaş üstünün aşılanmaya başlaması planlanıyor. Çarşamba Alman aşıları geldiği gibi uygulanmaya başlayacak. Artık geri sayım başladı. Uzmanlar tedbirler için sabır isterken yasakları delmeye devam edenler var. İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin terasında maskesiz, mesafesiz doğum günü partisi vardı. Pendik'te de yine bir otelde böyle eğlendiler. Artık salgında tünelin ucu gözükmüşken bu görüntüler herkesi tedirgin ediyor. Sağlık Bakanı Sayın Koca demişti ki 2 milyona kadar günlük aşılama kapasitemiz var. Ama bunu yapamadığımız gibi aslında Türkiye'nin rekoru, üstelik sağlık çalışanlarını aşıladığımızı düşünün. Onların ne kadar hazırlıklı, kendilerine bile aşı yapabilecek donanımda olduğunu düşünürsek Türkiye'nin rekoru günlük 420 bin kadar. O yüzden de o kadar hızlı aşılama yapamadığımızı bir yandan gördük. Şimdi gelecek yeni aşılar, umarız bir aksilik çıkmaz, bize birkaç ay içinde belki bir mesafe kat etme olanağı tanır. Ama yani yazı geri kazanabilir miyiz? Onu göreceğiz. İnşallah her şey yolunda gider. Bakalım neler olacak. Efendim şimdi gündem, bizim akışımızdaki gündem başka bir konuya geçiyor. O konu biliyorsunuz yeraltı dünyası ve siyasetin, iktidardan isimlerin adının karıştığı iddialarla ilgili bir gündem. Ve 5 haberlik bir maraton başlıyor. Burada Sedat Peker'in suç örgütü liderliğiyle itham edilen, aranan Sedat Peker'in bir iddiası vardı. Binali Yıldırım'ın eski başbakanlardan, meclis başkanlarından Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili Binali Yıldırım cevap verdi, iftira dedi. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil, geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid'de mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Venezuela'ya maske ve test kiti taşıma görevini oğlunuza kim verdi? Resmi heyetle Venezuela'da nasıl denk geldi? Organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker'in uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması sonrası Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili açıklamasına karşı muhalefetin soruları, istifa çağrıları da geldi. İddialar kapsamında başta İçişleri Bakanı olmak üzere söz konusu tüm isimler istifa etmeli ve yargı süreci vedilikle başlatılmalıdır. İstifa etmemeleri halinde ise Cumhurbaşkanı tarafından bu kişiler derhal görevlerinden alınmalıdır. Acilen bir temiz eller operasyonu başlatılmalı ve bu operasyon bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmelidir. Firari Sedat Peker önce Mehmet Ağar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismini andı uyuşturucu ticaretiyle ilgili. Son videosundaysa Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da ismini zikretti. Ocak-Şubat aylarında Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya uyuşturucu ticareti rotasını belirlemek için gittiğini iddia etti. Bu kesinlikle iftiradır, yalandır. Şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyoruz. Erkam Yıldırım'ın Aralık 2020'de Venezuela'da olduğuna ilişkin fotoğraf karesi ortaya çıktı. Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği'nin 7 Aralık 2020 tarihinde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Erkam Yıldırım da karede. Türkiye'den seçimi izlemek için Caracas'a giden Türkiye-Venezuela parlamentolar arası dostluk grubuyla birlikte. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı görüşme sonrası oğluyla ilgili suçlamalara iftira dedi. Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya test kiti ve maske dağıtmak için gittiğini söyledi. Ama bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır. Kendi imkanlarıyla, kendisi biletini alarak masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir. Gittiği dönemde Türkiye'de günlük vaka sayıları 15.755, Venezuela'da 317, Filistin'de ise 1329. Madem yardım yapılacaktı, vaka sayısı Venezuela'nın 4 katı olan Filistin'e neden yardım etmediniz? Bu olsa olsa çamur at, izi kalsın türünden bir suçlamadır. Unutmayalım ki çamur atanın
önce kendi elleri kirlenir. Soruşturmaları yürütecek savcı ve hakimlere mesleki güvencelerinin yanında görev yeri ve görev konuları için de ayrıca güvence garantisi sağlanmalıdır. Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilerek araştırma, inceleme ve soruşturma süreçleri başlatılmalıdır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Sayın Erdoğan, 19 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Olan bitenin hesabını vermesi gereken de sizsiniz. Muhalefet Sedat Peker'in iddialarının hem yargıda hem de mecliste araştırılmasını istiyor. İçişleri Bakanı'nın sözünü etti. Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin de ortaya çıkarılmasını CHP Meclis Başkanlığı'na başvurdu 136 imzayla. İzmir Barosu da Sedat Peker, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu ve Erkam Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Muhalefetin bu konudaki eleştirilerinin desibeli de yükseliyor giderek. Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki Soylu Erdoğan'ı seviyorsa görevden ayrılmalı. Siyaset cenahında var olan ortaklara bu işleri bilen bir insan olarak tavsiyem bu iddiaların mutlaka araştırılmasıdır. Savcılar tarafından Sayın Soylu'nun da soruşturmanın selameti açısından görevinden ayrılması, partisinin geleceği, çok sevdiği Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi açısından elzemdir. Sedat Peker'in gündeme getirdiği ve siyaseti dalgalandıran uyuşturucu kaçakçılığı, faili meçhul cinayet iddiaları ile ilgili Meral Akşener de konuştu. Savcıları göreve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifaya çağırırken eski İçişleri Bakanı olarak yakın siyasi tarihteki önemli iki olaya atıf yaptı. Susurluk meselesinin Doğru Yol Partisi'ne ödettiği bir bedel var. Aynı bedeli Anavatan Partisi'ne Alaaddin Çakıcı ve Türkbank meselesi ödetmiştir. 1998 yılında Türk Ticaret Bankası'nın özelleştirme sürecinde siyaset mafya ilişkisinin ortaya çıkması sonucu Mesut Yılmaz ve kabinesi istifa etmişti. 1993 yılında siyaset mafya ticaret üçgenini açığa çıkaran Susurluk kazası siyaseti yeniden şekillendirmişti. Akşener, Susurluk sonrası göreve gelen İçişleri Bakanıyım diyerek uyardı. Tarihe not olarak söyleyeyim. Susurluk kazasından sonra İçişleri Bakanı olan bir şahısım ben. Bakın söylüyorum ki ortaya saçılan bu iddialar, bu isnatlar neyse onun adı, adam gibi araştırılmazsa, doğru dürüst soruşturulmazsa, kamuoyuyla paylaşılmazsa zaten seçilemeyecekti Sayın Erdoğan ama gerçekten Abbas yolcu olur. Akşener'in yakın tarihte siyaseti şekillendiren iki olay üzerinden iktidara yaptığı uyarı dikkat çekti. Bugün Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili etkili soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Sayın Erdoğan da tek seçici olduğuna göre, tek kişi olduğuna göre şu hareketi yapacak. Ey ahali diyecek yargıya. Hadi bakalım yürüyün. Bir savcı harekete geçirilmez mi? Şimdi burada en çok merak edilen, cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi bunun sonucu ne olur? Bu ülkeye ne getirir, ne getirir, ne götürür? İnsanlar bunu merak ediyorlar. Bir yandan da izlemeye devam ediyorlar bu açıklamaları, Sedat Peker'in açıklamalarını. Şimdi öyle ilginç bir durum var ki hukuki ya da siyasi herhangi bir sonucu yok. Ve bunun bir sonucu olur mu olmaz mı meçhul. Çünkü WikiLeaks'i hatırlayın. Julian Assange dünyada pek çok lideri ilgilendiren pek çok iddia ortaya atmıştı. Tefrikalar halinde yayınlanmıştı. Sonucu ne oldu? Sonucu bir şey olmadı. Bu örnekten hareket edilir edilmez göreceğiz önümüzdeki günlerde. Fakat şöyle bir mesele var. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şu anda, hele öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, gündeme bakıldığında ve o içeriye bakıldığında olanların aslında ne manaya geldiğini anlamak güçleşiyor. Çünkü sırları ne kadar açıklarsanız açıklayın, gerçek hala gizemini koruyor bir yandan. Bunların bir manası olmalı ve bunun birileri de tarif etmeli. O tarif siyaset dünyasından olsa iyi olur elbette. Fakat muhalefete bakıyoruz. Muhalefet bir yandan bütün bu iddialar üzerinden zaten kontrolü kendi elinde olmayan bir gündemin içinde. Yani bu ne demek? Bütün bunlar geçmişe dair sözler. Geçmişten bahsediliyor. Bir yandan Türkiye'nin gelecekten bahsedilmesine ihtiyacı var. Peki nasıl çıkacağız geçmişten, gelecekten nasıl bahsedeceğiz? Bunlardan da elbette söz ederiz. Ama şimdi geçmişe dair başka bir karar var. O karar da bu konuyla ilgili faili meçhuller davası. Susurluk, JITEM gibi isimlerle hatırlarsınız o davayı. Bu faili meçhuller davası ile ilgili bugün
bir şey ortaya çıktı. 5 Nisan'da alınmış bir istinaf mahkemesi kararı var. Aralarında Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in de bulunduğu isimlerle ilgili kararı sonucu bozmuş istinaf mahkemesi ve sanıklar hakkında bir beraat kararı vardı. Dolayısıyla orada her şey sil baştan başlıyor. Yani failli meçhuller davası sil baştan. Kimsenin ne iddiası varsa buyursun delillerini götürsün. Her türlü araştırmaya, soruşturmaya açığım. İstinaf Mahkemesi 90'lı yıllarda 18 kişinin faili meçhul cinayete kurban gitmesine ilişkin açılan davada yerel mahkemenin 2019'da verdiği beraat kararını bozdu. Yeterli soruşturma yapılmadığı, delillerin incelenmediği gerekçesiyle davanın sanıkları Mehmet Ağar, dönemin Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT mensubu emekli asker Korkut Eken'le birlikte 19 sanık hakkında cinayet suçlamasıyla yeniden yargılamanın önü açıldı. Faili maçürlerin aydınlanması için ilkin Türkiye'nin bu kirli yönetimden arınması gerekir. Susurluk Citan davası olarak da biliniyor faili meçhuller davası. 1993-96 yılları arasında öldürülen 18 kişiye ilişkin 2013'te iddianame düzenlenmiş, 2014 yılında ilk duruşma yapılmıştı. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Ömer Lütfi Topal, Tarık Ümit'in de aralarında bulunduğu 18 kişiyi öldürmekle suçlandılar. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi Aralık 2019'da tüm sanıklar hakkında delil yok diyerek beraat verdi. Hizmet kusuru atfedilebilir fakat suç atfedilemez. Yerel mahkeme cinayetlerin güvenlik güçlerine yakalanmayacağına güvenen kişi ve kişilerce işlendiğini, faili meçhul cinayetlerin tanığıyım diyen Ayhan Çarkı'nın verdiği bilgi belgelerin yetersiz olduğunu gerekçe göstererek beraat kararı vermişti sanıklar hakkında. Mağdur avukatları bir üst mahkemeye taşıdı davayı. İstinaf Mahkemesi 5 Nisan 2021'de beraat kararlarını bozdu. Yıllardır dokunulmazlığı olmayan bir insanım. Allah'tan korkarım, kanundan korkarım, devletten korkarım. İstinaf Mahkemesi yeterli soruşturmanın yapılmadığına hükmetti. Bazı sanıkların savunmalarının alınmadan hüküm kurulduğunu, Ayhan Çarkı'nın beyanları gibi çok sayıda delilin yeterince araştırılmadığını, cinayetlerde ele geçen kovan ve mermi çekirdekleriyle ilgili yeterince değerlendirme yapılmadığını bozma gerekçesine yazdı. Faili meçhul cinayetlerle ilgili 2011'de açılan ilk soruşturma, iddianamenin kabulü, dava süreçleri, yani aradan geçen 10 yıl sonra davada başa dönüldü. Bu kadar kirlenmiş ve vesayet altındaki bir yargı Türkiye'deki faili meçhul cinayetleri aydınlatmaz. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in de uyuşturucu ticareti ve bazı cinayetlerle suçladığı isim Mehmet Ağar. Yıllar sonra faili meçhul cinayetler davasından, kasten adam öldürme suçundan yeniden hakim karşısına çıkabilir. Mehmet Ağar'la birlikte İbrahim Şahin, Korkut Eken ve Ayhan Çarkı'nın da aralarında olduğu tüm isimlerin yeniden yargılama yolu açıldı. Gözler Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Bu karar ilginç. Denk geldiği dönem ilginç. Bütün bu iddialarla iç içe geçmesi ilginç. Bu iktidarın birlikte yürüdüğü insanlarla ya da iktidarın tümünde kendi arasında, onu oluşturan bütün figürlerin kendi arasında bir çatışma olduğu intibaı yaratıyor bir yandan. Bağımsız yargı elbette. Bununla ilgili tartışmalar var. Karar sizin, siz bilirsiniz. Ama bu izlediğiniz, gördüğünüz şeyin bu türden denk gelmelerle, olaylarla, kararlarla gelişmesi ilginç, dikkat çekici. Acaba kim kimden kurtulmak istiyor, kim kendini kimin baskısı altında hissediyor ve bu çekişme neyin çekişmesi ve neticesi ne olur? Bunu göreceğiz ama bu millet bu tür şeyleri izlediğinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in işaret ettiği şey de ilginç bir yandan. Şöyle bir şeye bakar. Bu ülkede kararları kim veriyor? Bu ülkede atamaları kim yapıyor? Bu ülkede beraber yürüyeceği insanları kim seçiyor? Bu ülkenin en yetkilisi kimdir? Ve en yetkili isim bu ülkeye, bu devlete ve içinde olan bitenlere, yani kendi altında o iktidarı oluşturan bütün figürlerin ne yapıp ettiğine hakim midir? Bu devlete hakim midir yani? Öyle olduğu intibağı uzun zamandır vardı. Şimdi buradan insanlar bakacaklar, bakıyorlar ve aynı kanaate artık sahipler mi? Öyle mi kalacak? Kanaatleri bu mu olacak? Bunu göreceğiz. Bu ülkede 4350 kadar savcı var. Bu konuyla ilgili henüz tam bir hukuki gelişme, siyasi gelişme falan da yok. O bakımdan da
geçmiş ve gelecekten bahis, Türkiye'nin artık insanların burasına kadar gelen bütün bu çirkinlikler, bütün bu bir yandan ülkenin şurasına burasına çökme olayları, bu ülkenin artık bu ülkenin insanların kurtulmak istediği şeyler. Ve bundan kurtulursa emin olun hak ettiğini kaderinden alacaktır. Ama bundan bir kere bütün bu olaylardan, bu tür alışkanlıklardan ve siyasetin bu halinden şu ya da bu biçimde kurtulmak isteyecektir. Ülkenin başka bir yer olmasını isteyecektir kısaca. Şimdi tabii bu Türkiye'de kalmıyor. Bu gündem, söz konusu iddialar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gündeminde. Bu suçun azmettirici devleri oradan oraya bu konuyu konuştuğunu söyleyen, bunu iddia eden birisi vardır artık. Ciddi anlamda yeni veriler, yeni gelişmeler vardır. Varsa bir yasa dışı iş, gereği neyse yapılması gerekmektedir. Burası bir hukuk devletidir. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in Kuzey Kıbrıs'ta 1996 yılında öldürülen gazeteci yazar Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlattıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayağa kaldırdı. Muhalefet partileri dosya yeniden açılsın, araştırılsın derken o çağrılar meclis gündemine de taşındı. Bu soruşturma bir an önce yeniden açılmalı, ne gerekiyorsa yapılmalı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker son videosunda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Korkut Eken'i gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin azmettiricileri olmakla suçladı. Peker, Kutlu Adalı'nın öldürülmesi için Korkut Eken'in kendisinden tetikçi talep ettiğini, bunun üzerine kardeşi Atilla Peker'i görevlendirdiğini fakat cinayetin başkaları tarafından işlendiğini söyledi. İnsanların ifadesinin alınması ve gerçekten de kendisini bu suça azmettirenlerin bu iddia edilen isimler olup olmadığının araştırılması gerekir. Sedat Peker'in Kutlu Adalı'nın öldürülmesi için görevlendirdiğini ancak cinayeti işlemediğini söylediği abisi Atilla Peker, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. 25 yıl önce işlenen ve bugüne kadar aydınlatılamayan cinayet yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündeminde. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kovuşturma başlatılması için siz adım atacak mısınız, atmanız gerek. Biz de bunun takipçisi olacağız. Bir kasetten böyle bir haber yayıldı diye gerginliğe yol açmaya da gerek yok. Rauf Denktaş'ın bir dönem özel kalem müdürlüğünü de yapan gazeteci Kutlu Adalı cinayeti 6 Temmuz 1996'da gerçekleşti. Adalı evinin önünde Uzi marka bir silahla öldürüldü. Soruşturma bunca yıldır sonuç vermedi. Katilleri bulunamadı. Sedat Peker, Mehmet Ağar ve Korkut Eken'i işaret etti. Bu söylenenler yeni mi? Yeni değil. Ama bizzat işin içinde olanlar tarafından deşifre ediliyor bir şeyler. Polis Genel Müdürlüğü'ne bir başvuruda bulunduk. İsmi geçen pek çok kişiyle ilgili polisin harekete geçmesi gerektiğini kendilerine hatırlattık. Bizim ceza hukukumuzda zaman aşımı diye bir şey yok. 25 yıl önce işlenen cinayetle ilgili Peker'in verdiği isimler Kuzey Kıbrıs'ta hem siyasetin gündemine hem manşetlere taşındı. Kıbrıslı muhalif siyasetçiler dosyanın yeniden açılmasını, adı geçen isimlerin Türkiye ile temasa geçilerek ifadelerinin alınmasını istiyor. İşte bu tabloda muhalefette erken seçim istiyor. Bu ortalığa dökülen pisliklerin siyasi hesabını artık ancak ve ancak sandık temizler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çökmüştür ve Türkiye o enkazın altında kalmıştır. O enkazın altından kurtulmanın tek yolu demokrasilerde seçimdir. Siyaset suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker'in iddialarını konuşurken muhalefet o iddialar üzerinden de erken seçim için ısrar ediyor. Türkiye'yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz. Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz. Hemen seçim. Bu hükümet artık birçok bakımdan şaibe altındadır. Kimseye güven vermemektedir. Çözüm bellidir. Sandıktan korkmayın, milletten kaçmayın. Bizim inşa edecek daha çok eserimiz var. Otoriter yolsuzluk düzenden çekilerek temiz siyasete dayalı demokratik hukuk düzenine konulacak her tuğla ile temiz siyaset gelecek. Temiz yönetim gelecek. Cumhur İttifakı seçimler zamanında, yani 2023 yılında yapılacak diyor. Ancak muhalefetse ekonomik tablo ve son olarak bakanlara, yakınlarına yönelik iddialar üzerinden iktidarın 2023 yılına kadar Türkiye'yi yönetmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Sayın Erdoğan, bu millet borcunu da alacağını da asla unutmaz. Asıl hesaplaşma sandıkta olacak ve siz yenilecek ve gideceksiniz. Biz hayatımız boyunca hizmet siyaseti peşinde koştuk. Bugün devletimizi ve demokrasimizi korumak için
yapılması gerekenler bellidir. Sandığı milletin önüne getireceksiniz. Türkiye bağırsaklarını ancak bu şekilde temizler. Siyaseti çalkalandıran iddialarla muhalefet erken seçim talebini her geçen gün daha da yükseltiyor. Şimdi bu tabloda bütün bu olan biteni dikkatle izleyen insanların ne düşünmesi lazım? Bizim ne düşünmemiz lazım? Benim kendi kanaatim var. Herkesin elbette bu konuda bir fikri vardır. Ama bu ülkenin patronu seçmeni ve milletidir. Bütün masraf, bütün bu yaşananlar şu türden bu ülkenin düzenini çürüten, temelli çürüten bütün bu olaylar var ya, bütün bunların parası cebinizden çıkıyor. Ömrümüzden gidiyor bir yandan da. Ve bu ülkenin bütün bunların yaşanmadığı bir yer olması ihtimali var. O kadar zor değil. Bunun planlanması ve bunun vaat edilmesi mümkün. Ve bu kararı siz vereceksiniz. Çünkü patron sizsiniz. Bunun için de bütün bu kutuplaşma, çünkü sıkıştığı zaman Türkiye'de siyasetçiler, bilhassa iktidarlar ve bilhassa şimdiki iktidar kutuplaşmayı artırmaya çalışıyor. Kutuplaşma arttığı zaman herkes birbirine sırtını çeviriyor. Siz siyasetçileri boş verin. Seçmenler olarak siz birbirinize sırtınızı dönmeyin. Konuşun, sonunda muhakkak anlaşırsınız. Zaten bir şey söyleyeyim. Şimdi burada bir sessizlik hakim. Siyaset ve hukuk cephesinde bir sessizlik hakim. Ama medyatik olarak ciddi bir gürültü var. Fakat çok ilginç de bir durum vardır. Bütün bu gündemden sarhoş olmuş gibi adeta hisseden millet açısından ilginçtir bu. Sarhoşu gürültü değil, sessizlik uyandırır. Böyle yaşanmış pek çok olay vardır. O yüzden de yani yeni Türkiye yok, eski Türkiye yok, solcu Türkiye yok, sağcı Türkiye yok, kentli Türkiye yok, köylü Türkiye yok, batılı Türkiye yok, doğulu Türkiye yok. Tek bir Türkiye var ve o da dürüst bir hedefe bütün bu şeyler yaşanmadan yakın bir zamanda varacak deyip net bir plan ortaya koyabilenin sizi ikna edebileceği bir Türkiye olabilir. Artık kimse buna talip olacak. Şimdi geçelim ekonomiye. Çünkü bizim bir de her gün, her an karşılaştığımız pek çok ekonomik sıkıntı var. Çok ciddi bir ekonomik çileyle karşı karşıyayız. Zamlar, mesela şimdi destekleme açıklandı biliyorsunuz. Hibe yardımı yapılacak. O başlıyor, daha henüz alamadılar. Esnaf için açıklanan bu desteği bundan sonra alabilecek olanların sayısı da belli değil, birçoğu da bir takım aksaklıklar nedeniyle alamayabilir. O bakımdan önemli ama esnaf diyor ki, bu arada vergilerini çıkarttılar biliyorsunuz ÖTV'ye yapılan, akaryakıta yapılan zamla. Bunu alsanız da almasanız da hepimiz bunu ödüyoruz bir kere vergiye. Şimdi esnaf da diyor ki bir kuruşa bile ihtiyacımız var. Ne zamandan beri böyle burası? Yani 2020'nin Mart'ın 16'sından beri kapalıyız yani. Her şeyi çözmez ama yani en ufak kuruşa bile herkesin ihtiyacı var, onu biliyorum. Çok sıkıntılı günler geçirildi. Gerekli, en ufak bir lirası bile gerekli. Süreç çok uzun, verilen destekse sınırlı ama ona bile çok ihtiyacı var esnafın. Nisan ayına ait 1000 liralık esnaf gelir desteği ödendi. Son açıklanan 5000 liralık hibe desteği içinse başvurular salı günü alınmaya başlayacak. Ama aylardır kapalı olmasına rağmen şartları karşılayamadığı için 1000 liralık destekten yararlanamayanlar 5000 lirayı da alamayacak. Süreç çok uzun, hani bir herkes 1000 liralar 2000 liralar yani yıllı geçen bir süreçte çok da çözüm olmuyor. Bu dükkanın 1 lira borcu yoktu. 1 liraya dükkanı kapatmak istiyorum. Peki borcu nasıl ödeyeceğim? Onu hesaplıyorum. 30 yıllık işletmeci Ali Güler iş yerini kapatmamak için her gün borcuna borç ekliyor. Ancak daha fazla ayakta duramayan çok. Esnaf Sicil Gazetesi verilerine göre Türkiye genelinde sadece Nisan ayında sicilden ve meslekten ayrılan, yani iflas eden esnaf sayısı 7075. Yılın ilk 4 ayında iflas sayısı 36 bini aştı. Şöyle üzüntülüyüm. Olay bir sadece benim bitmiyor biliyor musun? Çalışanlarım da çok mağdur oldu biliyor musun? Yani çalışanlarım kiracı, yani kiralarını veremediler.
Onlara da üzülüyorum ben. 17 yıllık bu restoranda 16 aydır sandalyeler üst üste masaların üzerinde bekliyor. Buranın sahibi hiç değilse çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için kredi almak istedi. Başvurusu kabul edilmedi. Esnaf destek paketlerinden de faydalanamadı. Zaten faydalanabilse bile 3 bin lira, 5 bin lira bu iş yerini kurtarmaya yetmiyor. Çünkü buranın kapalı haliyle bile masrafı aylık 26.500 lira. Şu an bu dükkanın yani 450-500 lira şu an içeride ya. Desteklerden faydalanamayan, borcuna borç ekleyerek ayakta durmaya çalışan esnafın tek umudu normalleşmeyle tedbirlerin esnetilmesi. Açılsın, normale gelsin, gece gündüz yani çalışırız. Yani sonuçta biz emekçi insanlarız, çalışırız. Yani vergimizi de öderiz, sigortamızı da öderiz. Bir tane Türkiye var, bir tek Türkiye var dedik ya. Onu da bu millet kurdu işte. Onu kuranların torunları, torunlarının torunları. Bu sıkıntılar içinde bir yandan da bütün bu gündemin dışında bir takım sorular soruyorlar. Gündemin dışında diyorum çünkü onlar hala onların aklında ama gündemin içinde her gün dönmüyor. Mesela 128 milyar dolar nerede? Nereye gitti bu para? Veya birden fazla düzenli geliri olan siyasetten geçinen ve milletin sırtında taşımak zorunda kaldığı kaç kişi var? Bu ülkede kaç makam aracı var? Neden bu ülkenin makam aracı sayısı makam araçlarını satın aldığımız ülkelerden kat be kat fazla? Neden öyle? Veya Ruhsar Pekcan olayı ne oldu? Kendi bakanlığına, kendi şirketinden dezenfektan satma meselesi. Veya biliyorsunuz Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ. Onun bir ofis çalışanı vardı. Ofis elemanı, pudra şekerci. Kürşat Ayvatoğlu. Ne oldu o gündem? Hakkında ne yapıldı? Bir yandan onları da merak ediyor insanlar. 3600 ek gösterge. Üçüncü yaşına girdi. Biliyorsunuz bir söz verildi. 3 yıl önce bir seçim vaadiydi bu. Sonra da tekrar edildi. Her yıl tekrar edildi. Memurlara, sağlık çalışanlarına, polislere, öğretmenlere, efendim din görevlilerine 3600 ek gösterge maaşlarını etkileyecek, emekliliklerini etkileyecek ama tutulmadı. Tutulmayan 3600 ek gösterge sözü 3 yaşında. 3600 ek gösterge hakkı söz verilmiş olmasına rağmen hala verilmemektedir. Bu da yoksulluk sınırında ücret alan biz hemşireleri oldukça mağdur etmektedir. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel seçimden önce verdiği o müjdenin tarihi 24 Mayıs 2018'di. Üstünden tam 3 yıl geçti. Ancak hala polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarılmadı. Oysa sadece 2018 seçiminden önce değil, 2019'daki yerel seçim öncesi de tekrarlamıştı Erdoğan vaadini. 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de bu. %15 ile %20 arasında değişen oranlarda 3600 ek gösterge hem mevcut ücretlere hem de emekli maaşlarına etkisi var. 3600 ek gösterge hayata geçirilirse bu sadece maaşlara ve emekli maaşlarına yansımayacak. Aynı zamanda emekli ikramiyeleri de artacak. Örneğin 25 yıl çalışan bir memur 120 bin lira yerine 17 bin liralık bir artışla 137 bin lira emekli ikramiyesi almaya hak kazanacak. 35 yıl çalışan bir memursa 148 bin lira yerine 26 bin liralık artışla 174 bin lira emekli ikramiyesi alacak. Bu durumun bir an önce çözülmesini ve ilgililerin özellikle hemşire maaşları ile ilgili yeni düzenlemeler yapmasını talep ediyoruz. Başta özellikle salgın döneminde büyük özleri gösteren hemşireler olmak üzere 3 yıldır 3600 ek gösterge bekliyor söz verilen kesim. Hem mevcut maaşları hem de ileride emekli olduklarında alacakları maaşları artacak böylelikle. Ancak verilen sözün 3. yılında da bir değişiklik olmadı. Yaklaşık 3-3,5 yıldan beri konuştuğumuz konuların başında 3600 ek göstergesi geliyor. 3 yıl önce verilen müjde gerçek olursa maaşlar ortalama 600 lira artacak.
Yaklaşık 2 milyon memur beklemeye devam ediyor. 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi demek bütçeye de ciddi bir yük getireceği anlamına geliyor. Ülkemizde hemşireler emeklerinin ve eğitimlerinin karşılığı olan ücretleri alamamaktadırlar. Tabii başka bekleyen sözler var ya da atamalar var. Mesela ek 40 bin öğretmen ataması sözde kaldı. EYT'lilerin emeklilikte yaşa takılanların beklentileri var. Onlarla ilgili mesajlar var. Bir izleyicimiz demiş ki aslında sadece adalet de kalkınma da sözde kaldı desek her şeyin özeti olur. Bah, böyle pek çok mesaj var sözde kaldığı kullanan, bu etiketin arkasına sıralanan. Ve yine bir adalet arayışı var sözde kalan. Biliyorsunuz 7 yıl önce 301 yurttaşımızı Soma'da kaybettik maden faciasında ve 7 yıl oldu tek tutuklu yok. En ucuz maliyet kalemi işçi canı. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma davasında ikinci duruşma yapıldı. Mahkeme avukatların reddi hakim talebini reddetti. Aileler adaletin yerini bulmasını istedi. 301 kişiyi tanımıyorlar yani. Olan bizim eşlerimize oldu. 13 Mayıs 2014'te Soma'da yaşanan faciada 301 madenci hayatını kaybetti. O tarihten sonra ailelerin hukuk mücadelesi başladı. İçeride hiç kimse artık tutuklu değil ve bu defteri kapatmak istiyorlar. Aradan 7 yıl geçti. Tutuklu tek bir sanık bile kalmadı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılamanın ikinci duruşması Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Yönetim Kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt'la Adem Osmanoğlu'nun yargılanmalarına devam edildi. Avukatlar sanıkların ses ve görüntü bilişim sistemiyle duruşmaya katılmasına tepki gösterdi. Avukatlar reddi hakim talebinde bulundu ancak mahkeme heyeti bu talebi kabul etmedi. Duruşma 14 Haziran'a ertelendi. Şimdi Nazlı Yere Basmaz'la benim hikayemde İzmir'e gideceğiz. İzmir'de mağdur depremzedeler bir de faizle borçlanmak zorunda ya da göç etmek zorunda kalıyor. Evimi inşaat 8 yıl sürdü zaten. 2 yılda ancak içini yaptırabildik. 10 yılda sahip oldum ama nasıl? 2 işte çalışarak. Benim evladım çalışarak okudu. Ömrümüzün 10 yılını biz çocuğumla evde mektuplaşarak geçirdik. Ömrünü çalışarak geçirdi, bir ev satın aldı ama tüm birikimi depremle birlikte yerle bir oldu. Binlerce İzmirli Caviden Kızak'la aynı acılardan geçti. Şimdi ise dönüşüm mağduru oldular. Devletin verdiği 200 bin liralık destek ama faizi çok yüksek. Müteahhitlerle görüşmeye başladık. Aldığımız rakamlar 400 bin lira civarında. Bornova ve Bayraklı bölgesini düşünecek olursanız %85, %90 emekli insanlarız. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'nin araştırmasına göre depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde yaşayanların büyük çoğunluğu 65 yaş üstü ve aylık gelirleri de 1600 ile 3500 lira arasında. İlçede yeni yapılacak bir dairenin bedeli ise en az 450 bin lira. Bakanlık teşvikli 200 bin liralık 10 yıl vadeli kentsel dönüşüm kredisinin aylık faiz oranı %1,09. Depremin gerçekleştiği Ekim ayındaki konut faizlerinden bile yüksek. Eşimden emekliyim. 2 milyar para alıyorum maaş olarak. Ben bunu ödemeye imkanım yok. Asla ödeyemem. Nasıl yapacağım? Kendi evimi ben yıkmadım ki, ben çatlatmadım ki. Kentsel dönüşüm kredisinin aylık geri ödemesi 3 bin lira. Ama tabii yeni bir ev için yetmiyor. Üstüne bir de 250 bin lira gerek. Onun için de yeni bir kredi çekmek istese deprem mağduru, geri ödemesi %1,40'lara varan faizden 4300 lira. Yani toplam 7300 lira çıkacak ceplerinden. Çalışan için bile zorken bu rakamı ödemek, emekli için neredeyse imkansız demek. Depremi birebir hissettim. Oradan ben yaralı insanlar çıkardım. Psikiyatrik tedavi gördüm. Ağır maddi külfet altına kaldık. 3400 lira maaş alıyorum, 3000 lira ev kirası veriyorum. 400 lirayla da geçiniyor. 4 liradan geçin, elektrik parası, su parası, şey parası, bunları bir kenara koy. Hiçbir eşyanızı da alamamıştık. Hiçbir eşyamızı alamadık. Hem manevi hem maddi yaralarını sarmaya çalışan İzmirliler için şartlar ortada. Şimdi önlerinde iki seçenek kalıyor. Ya ömür boyu borç ya da zorunlu göç. Bizim siyasetle falan işimiz yok. Bizler
deprem zedeyiz ve canımız yanıyor. A parti, B parti değil. Lütfen el ele verip bize yardımcı olsunlar. Bu yıl çok zor zamanlar geçirdi Türkiye'de hekimler, sağlık çalışanları. Sağlık çalışanlarına ve hekimlere karşı bir şiddet problemi var Türkiye'nin. Tam olarak önlenemedi. Bununla ilgili düzenlemeler de yapıldı. Fakat daha öteye geçen tuhaf tuhaf olaylar da yaşıyoruz. Mesela bir doktora pusu kuruldu. Ben sağa doğru gitmeye çalıştım. O da benimle beraber gitti. Sola doğru gittim. Tekrar yine benimle beraber geldi. En sonunda beni burada sıkıştırdı. Ve hiçbir şey söylemeden direkt beni darp etmeye başladı. Bu adamlardan biri hatta sokağın üstünü tutuyor. Diğeri de arabada bekliyor. Bir yarım saat önceden geliyorlar. Bana pusu kuruyorlar yani. Rapor vermedi diye güpegündüz sokak ortasında doktora pusu kurdular. Suratını yumruklayıp burnunu kırdılar. Aile hekimini döven saldırganlar hala bulunamadı. Benim hep geçtiğim bir yol burası. Sağlık ocağına giderken beni beklemişler. Zaten muhtemelen de bir haftadır da beni takip ediyorlarmış belli ki. Pusu kurmuşlar yani bayağı. Aile hekimi Rıdvan Tunç İstanbul Kadıköy'de görev yapıyor. Aile sağlığı merkezine gelip hasta olduğunu söyleyen bir kişiye iddiaya göre rapor vermedi. Günlerce işe gidiş geliş saatini belirleyen o saldırgan yanındakilerle beraber saklanarak doktoru bekledi. Biri haber verdi, diğeri harekete geçti. Konuşmaya fırsat bırakmadan yumruklar savurdu. Direkt yumruk vurdu. 4-5 kere yumruk vurdu. Daha sonrasında da bana neden rapor vermedin dedi. Burnu kırılan aile hekimi şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polis saldırganların peşine düştü. Ancak hala yakalanamadılar. Salgın döneminde canla başla aralıksız çalışan Doktor Rıdvan Tunç sağlıkta şiddetin son bulmasını istedi. 3 kişiler ve hiçbiri daha yakalanamadı. Bunlar zaten bizim yıllardır dile getirmeye çalıştığımız bir olay. Yani sağlık çalışanlarına sürekli bu şekilde bir şiddet olayları var. Artık hani bizim de canımıza tak etti yani. Bir izleyicimiz diyor ki koronavirüsün doktorlar ve sağlık çalışanlarına meslek hastalığı sayılması da sözde kaldı. Bir başka izleyicimiz hayvan hakları yasası vardı, sözde kaldı. Efendim bir başka izleyicimiz itfaiyeciler listeye bile alınmadı diyor. O kadar çok sıralanabilecek böyle sözde kalan konu var ki Türkiye'de. Şimdi bir de hasta yavrularımıza bakalım. SMA'lı yavrularımız var. Onlara çözüm aranmaya çalışılıyor. O konuda yeterli adım atılamadı. Biz burada her bültende paylaşmak için uğraşıyoruz. Ama tek konu SMA da değil. Bazı başka hastalıklar var. Çok nadiren görülen hastalıklar. Onların ilaçları ve tedavileri çok parada tutmuyor bir devlet için. Türkiye gibi bir devlet için. Fakat bir türlü çarede bulunamıyor. Sağlık Bakanlığı harekete geçmiyor. Şimdi yine bir duyun bu sesi haberi. Çınar'ın yaşı büyüdükçe, tedavi göremedikçe hastalığı günden güne ilerliyor. Hastalığımızın sonu kötüye gidiyor. Yani kötüye gidecek. Bunun için bizim bu ilacı mutlaka almamız lazım. 10 yaşındaki Çınar nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor. Yıllardır tedavi olmayı bekliyor. Aslında ilacı var ama SMA hastalarının gen tedavisinde olduğu gibi SGK o ilacı karşılamıyor. Üstelik günden güne organlarının zarar görmesini engelleyecek o ilaç çok da pahalı değil. Ayda 10 doz kullanılması gerekiyor. 150 bin lira tutuyor. Bu para SGK için az. Yıldız ailesi içinse çok fazla. Artvin'den Ankara'ya taşındık. Sırf tedavisi olması için. Şimdi elimize bir imkan doğdu. Bir ilaç umudumuz var. Bu umudumuzu bizden çalmasınlar. Alfa mannosidoz bir tür enzim hastalığı. 500 bin çocukta bir görülüyor. Çocuklarda zihinsel gerilik, işitme kaybı, kas ve iskelet sisteminde hasara yol açıyor. Organlara zarar veriyor. Gün geçtikçe çocuklar nefes alamıyor. Çınar'a ilk teşhis konulduğunda tek şansı ilik nakliydi. Bulunamadı, geç kalındı. Şimdi son şansı 2018'de Avrupa'da kullanım onayı alan bir ilaç. Sağlık Bakanlığı'ndan ilacımız için onayımızı aldık. Bütün prosedürlerimiz tamamlandı. Sadece SGK'dan ilacımızı geri ödeme listelerini almaları gerekiyor. Onaylamadıkları takdirde biz bu ilacı alamıyoruz. Çünkü ilacın maliyeti çok yüksek. Sağlık Bakanlığı onay verdi ama SGK ayda 150 bin lirayı karşılamıyor. İlacın 6 ay kullanılması gerekiyor. Yani 900 bin lirayı buluyor tedavi. Yıldız ailesinin ise bunu karşılamaya gücü yok.
İnternette imza kampanyası başlattılar. Yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Göğüs kafesinde sıkıntılarımız var. Ayaklarında sıkıntılarımız başladı. Benim oğluma yaşama şansını, hayat şansını versinler. Ben yıllardır verdiğim mücadelede şu anda son noktaya geldim. Şimdi ne dedik biz? Dedik ki bir tek Türkiye var. Onu da bu millet kurdu. Ve öyle şartlarda kurdu ki böyle efendim bugünkü gibi tam olarak ne olduğu belli olmayan bir takım gruplarla, kişilerle, şunla bununla falan filan böyle bir mücadeleden bahsetmiyoruz. Böyle medeni diye geçinen Batı dünyasının en güçlü ülkelerine karşı savaşlar kazanarak kurdu. Kolay değildi bu. Bu devleti yolda bulmadık. Ve bu millet onu yolda bulmadığını hatırlayacak ve ona sahip çıkacaktır muhakkak. Böyle yaptığı zaman da dünyadan ve hayattan hak ettiğini muhakkak alacaktır. Bir dakikada buluşmak üzere. Sözde kaldı etiketine o kadar çok mesaj var ki. Mesela emeklilerin intibak haklarından da bahseden yok. Sözde kaldı diyor bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz 3600 ek göstergede infaz koruma memurlarını da sayın diyor. Şimdi bu tür şeylerle oyalanıp bu ülkenin kaynaklarının israf olmasını izlerken bir yandan da mağdur olanlar var. İzmirli depremzedeler mesela. Türkiye'de son 20 yılda yaklaşık 2 milyar metreküp beton döküldü. 60 milyar dolardan bahsediyoruz. Ama hala kendi kendine bırakın depremi, kendi kendine çöken binalar var. Deprem korkusundan kurtulmak için konutunu değiştirmek zorunda olanlara yaramamış bu belli ki. Çünkü hala bu korkuyla yaşayan 10 milyonlarca insanımız var. Peki nereye döktük biz bu betonu? Biz bu paraları nereye harcadık? Tıpkı 3-5 sağdan soldan geliri olan siyasetten geçinenler gibi, tıpkı makam aracı saltanatı gibi. Bütün bunları toparladığımız zaman bu ülke çok kısa zamanda iyi bir planla, basit bir planla, kolay değil ama basit, İtalya'yı yakalar. Ve ilk adımda daha uzun sürer belki yol ama siz bunu hissedersiniz. Bizden sonra Masumiyet var yeni bölümü, yeni ve final bölümüyle. Masumiyet var. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur.